Merhaba sevgili öğrenciler. Dersimizin 5. ünitesi kitabımızda uçak elemanları, hava aracı motorları başlığıyla verilmektedir. Dersin bu ünitesi hava araçlarında kullanılan motorlar veya daha genel tanım olarak güç grupları ile ilgili temel bilgiler vermek üzere hazırlandı. Bu üniteyi çalışarak hava araçlarında kullanılan pistonlu motorlar, turboprop, turboshaft, turbojet, turbofan ve diğer hava araçları motorlarının çalışma prensiplerini açıklayabileceksiniz. Motorların temel olarak aslında enerjinin bir türünden başka bir türüne dönüşüm sağlayan araçlar olduğunu söyleyerek ve bu girişin ardından verilen temel başlıklara kısaca bir göz atalım. Pistonlu motorların en yaygın olarak kullanıldığı yerler tahmin edeceğiniz üzere otomobillerdir. Uçaklara baktığımızda ise ilk uçaklarda pistonlu motorlar kullanıldığını ve uzun süreler boyunca uçaklarda tek güç kaynağı olduğunu söylememiz mümkün. Özellikle 1900-1940'lı yıllara kadar pistonlu motorlar uçaklardaki tek güç kaynağı olmuştur. Ancak pistonlu motorlar çok daha uzun süreler havacılıkta kendisine önemli bir yer bulmuş. Birçok askeri ve sivil uçak jet motorları kullanmaya başlamasına rağmen bazı üstünlükleri sayesinde pistonlu motorları kullana gelmiştir. Jet motorları dediğimizde aklımıza ilk gelecek prensip etki tepki prensibi ya da diğer ismiyle Newton'un üçüncü kanunudur. Bir cisme dışarıdan bir etki uygulandığında cisim kuvveti uygulayan sisteme kuvvetle aynı şiddette veya ters yönde bir kuvvet uygular. Cisme uygulanan kuvvete etki, cismin uyguladığı kuvvete ise tepki diyoruz. Peki bu prensibi jet motorlarında nasıl düşünebiliriz? Şöyle ki jet motoru prensip olarak atmosfer havasını içine alarak yüksek bir hızla dışarıya atmak amacıyla çalışır. Burada etki havaya uygulanan kuvvettir. Diğer bir deyişle havanın hızlandırılması için uygulanan kuvvet. Bu hava motor içerisinde ilerlerken ve egzozdan atılırken motorun kendisine bir kuvvet uygular ki buna tepki diyoruz. Böylelikle havaya ne kadar kuvvet uygularsak havada motora ve dolayısıyla uçağın kendisine o kadar tepki kuvveti uygulayacaktır. Özetle motordan daha fazla güç elde etmek istiyorsak yapacağımız şey motorun içerisinden geçen hava akışının hızını arttırmak olacaktır. Jet motorları dört temel tipte kullanılmaktadır. Bunlar turbojet, turbofan, turboprop ve turboshaft olarak isimlendirilir. Turbojet motorlar gaz türbinli motorların en eski üyesidir. Zira ilk üretilen jet motorları turbojet tipinde olmuştur. Tipik bir turbojet motorun 5 ana bölümü bulunur. Bunlar havanın motora uygun bir açı ve hızla girmesini sağlayan hava giriş bölümü, sıkıştırılmasını sağlayan kompresör, üzerine yakıt püskürtülerek yakıldığı bir yanma odası bölümü, yanmış gazlarının ısı enerjisinin mekanik enerjiye dönüştürüldüğü bir türbin bölümü ve son olarak yanmış gazların motordan atmosfere atıldığı bir egzoz bölümü olarak tanımlanabilir. Turboprop motorlar bir çeşit gaz türbinli motor olup türbojetlerden iki noktada ayrılırlar. Bunlardan ilki motorun önünde bir pervanenin bulunuyor olması, ikincisi ise motordan elde edilen etkinin motor egzozundan atılan egzoz gazından değil, bunun yerine pervaneden sağlanıyor olması. Kompresör, yanma odası, türbin, egzoz gibi diğer bölümler bu motor tipinde de bulunmaktadır.
Bu motorlar kullanıldıkları uçakları 400 ila 650 kilometre bölü saat hızlarında verimli bir şekilde uçurabilirler. Ancak daha yüksek hızlar istendiğinde motor verimleri hızla düşer. Bu sebeple yüksek hızlı yolcu uçaklarında tercih edilmezler. Ancak şekilde gösterilen küçük uçaklarda eğitim veya diğer amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanan uçaklardan günümüzde halen başarıyla kullanılmaktadırlar. Türbaşaft motorlar kısaca pervane haricinde başka bir ünitenin döndürülmesi amacıyla kullanılan motorlara verilen genel isimdir. Dolayısıyla turboprop motorlara çok benzer, tek fark bir uçak pervanesine bağlı olmamasıdır. Türbin motorlu helikopterlerde turboşaft motorlar kullanılır. Ek olarak büyük yolcu uçaklarında APU adı verilen ve kuyruklarında bulunan motorlarda yine turboşaft motor olarak adlandırılır. Helikopterlerde bu motorlar bir rotoru döndürmek amacıyla kullanılırken, APU'larda ise bu motorlar elektriki üretim amacıyla bir jeneratöre bağlanır. Özetle bu motorlar da diğer gaz türbinli motorlarda olduğu gibi etki üretimi söz konusu değildir. Şekilde gösterilen fotoğrafta bir alüet polis helikopterinin turboşaft motoru görülmekte. Turbojet motorların bir dezavantajı en verimli çalıştıkları hız seviyelerinin yüksek mach sayıları olması. Bu da daha çok askeri uçaklarda ve daha önce bahsedilen Concorde gibi yüksek hızlı uçaklarda kullanımının tercih ediliyor olması. Ancak yakıt tüketiminin azaltılması ve dolayısıyla uçakların çevreye verdikleri zararlı etkileri azaltmak için daha düşük hızlarda dahi verimli bir şekilde çalışacak motorlara ihtiyaç bulunmakta. Bu ihtiyaç doğrultusunda 1950'li yıllarda turbojet motorları modifiye edilerek turbofan motorlar geliştirilmiştir. Bu motorları turbofan motorlardan ayıran temel fark, motorun önünde büyük bir fan ünitesinin bulunuyor olmasıdır. Bunun haricinde diğer tüm ana motor elemanları turbojet motorlar ile aynıdır. Peki fanın özelliği nedir? Nasıl oluyor da bir turbojet motorunun önüne fan konulduğunda motor daha verimli bir hale gelebiliyor? Bu sorularının cevabı ünite içerisinde olmakla birlikte burada kısaca şöyle bir açıklama yapabiliriz. Turbofan motorlarda motora giren havanın bir kısmı fandan geçer geçmez atmosfere atılır. Yani kompresöre, yan modasına ve türbine girmez. Fandan geçen diğer kısım hava ise önce kompresöre, sonra yan modasına ve ardından da türbine girer. Fandan geçtikten sonra motorun içinden geçmeyen hava akışının motorun içinden geçen hava akışına oranına bypass oranı adını veriyoruz. Bypass oranı arttıkça motorun yakıt tüketimi ve gürültü seviyesi azalır. Bu kısa ünite girişini burada noktalıyoruz. Bahsedilen konular ve ekranda görülen diğer konular ile ilgili ayrıntılı bilgiye Uçak Bilgisi ve Uçuş İlkeleri isimli kitabınızın 5. ünitesinden ulaşabilirsiniz. Umarım bu ünite içerisinde sizlere hava araçlarında kullanılan motorlar hakkında gerekli bilgi kazandırılmıştır. Hepinize başarılar dilerim.